Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda ekmek pişiriyoruz. Hem döner ekmeği olarak hem sandviç ekmeği olarak kullanacağız. Burada arkadaşlar 3 su bardağı un ekliyorum. Suyumuz ılık. İçerisine bir paket maya ekliyorum. Kuru maya. 1 yemek kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Maya iyice karıştırdıktan sonra üzerine 2,5 su bardağı unu ekliyorum. İyice şöyle bir karıştırdıktan sonra 2,5 su bardağı un yine ekleyeceğim arkadaşlar. Tam 5 su bardağı un kullandım. Hamuru sert kıvamda yoğurmadım arkadaşlar. Yumuşacık bir kıvamda yoğurdum. Şöyle tahta kaşıkla karıştırdıktan sonra elimle yoğuruyorum. Sadece su kullandım içerisine. Süt falan kullanmadım. Böyle de güzel lezzetli ekmekler oluyor. Yanma su koydum arkadaşlar. Elimi batıra batıra hamuru yoğurmaya devam ettim. Evvelden tandır ekmeği yapardık arkadaşlar. Bu şekilde yoğururduk. Çok güzel olurdu. Bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Baya uzun süre yoğurdum arkadaşlar. İlk kıvam alması için. Sonrasında arkadaşlar hamurumuzu mayalanmaya bırakacağım. Mayalanan hamurumuzu beze haline getireceğiz. Hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 6 tane portakal büyüklüğünde bezelerimiz çıktı arkadaşlar. Şimdi bezelerimizi elimizle açacağız. Şöyle elimizle çevirip çeviri açacağız, büyüteceğiz. Fazla büyütmüyoruz. Bu şekilde hazırlayacağım hepsini. Bu şekilde ekmeklerimi hazırladım. Şimdi tepsi mayasını alacağız arkadaşlar. Tepside 10-15 dakika kadar bekleteceğiz. Bu şekilde beklettik arkadaşlar. Üzerine su, yumurta ve un karışımı var arkadaşlar burada. Bir yemek kaşığı kadar un, bir yemek kaşığı kadar su, bir adet yumurtanın sarısını bu şekilde çırptım ve ekmeklerimizin üzerine sürdüm. Ekmeklerimiz pişmeye hazır arkadaşlar. Şimdi fırına gidecek. Ekmeklerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi böyle ekmeklerimiz oldu. Çok güzel, çok lezzetli ekmekler oluyor arkadaşlar. Tandır ekmeği tadında oluyor. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Ekmeğin içini görüyorsunuz arkadaşlar. Daha sıcak soğumadı. Şimdi kızım için bir sandviç hazırlayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.